Aa, sarı gelin, sen ne yapıyorsun burada? Ne demek o? Siz çağırdınız ya beni. Tut. Öyle mi yaptın? Ay, vallahi asistan tutacağım. Kim geliyor, kim gidiyor seceresini tutamıyorum. Ay, sen niye kapıyı açıyorsun? Naciye nerede? Bırakın şimdi Naciye'yi falan. Çok fena şeyler oldu. Ay, yine ne oldu ayol? İki saat ortadan kayboluyorum. Olaylar, 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 olaylar. Bu sefer çok fena, çok. Ne oldu kızım? Bebeğe mi bir şey oldu yoksa? Evet. O olmayan bebek görücüye çıktı. Ay Elif, benimle kinayeli konuşma rica ederim çünkü beceremiyorsun. Ne oldu diyorum sana? Gülendam denen kız var ya, o gördü. Neyi gördü? Olmayan bebeği gördü. Nasıl yani? Ya neyi anlamamakta direniyorsunuz? Olmayan bebeği gördü diyorum. Ben de nasıl gördü diyorum. Bunu gördü, bunu. Bu ne ayol? Ya siz bana dediniz ya artık karnının şişmesi lazım diye. İnternetten sipariş ettim ben bunu. Filmlerde falan kullanıyorlarmış. Kız da geldi, bunu gördü. Gülenay bunu mu gördü? Kızım sen bunu ona göstermeyi nasıl başardın? Pes yani. Nerede şimdi? İsmail dedenin yanına gitti. Ya çoktan ona söylemiş bile olabilir. Allah'ım, niye her iş benim başıma düşüyor acaba? Şu Medihan'ın mabadı iki dakika yer görmez. Bekle burada, bekle, kımıldama. Aman ya Rabbim ya. Şu vücuna bak, ne güzel uyuyor. Mışıl mışıl yavrum benim. Ay melek bu, melek bir tanem benim. Kızım, sen niye diken üstündesin öyle? Bir şey mi oldu? Bir şey mi söyleyeceksin diyorum, ona da cevap vermiyorsun. Yok vallahi söyleyeceğim ben İsmail amcaya. Belki bir yol gösterir. Ay Allah'ım sen yardım et. İsmail amca. Hı. Ben demin aşağıda. Gülenay. Hah, burada mısın? Kızım ne biçim içeri girmek o, artık sen kapıda mı çalmıyorsun? Hem çocuğu uyandıracaksın. Babacığım, konunun sizinle hiçbir alakası yok. Siz hobbi diye devam, ben Gülenay'ı almaya geldim. O niye ki? Ay babacığım, siz de insanı ayaküstü ahiret röportajına tutuyorsunuz. Elif bebek bakımıyla ilgili bazı şeyler danışacakmış Gülenay'a. İki dakikalığını alıyorum. Peki öyleyse tamam. Hadi Gülenay'cığım, hadi düş önüme. Hadi Gülenay. Ne soracakmış acaba bana Elif Hanım? O değil, ben soracağım ben. Ajan mısın, bebek bakıcısı mı, bir anlayalım bakalım. Ney, ajan mı? O ney? Yürü. Birinci dereceden görgü tanığı, yürü. Senin şu elf gözlerin bu akşam neler gördü? Ney? Ya Gülendam ismi Gülenay değil. Aman canım, ha Gülenay, ha Gülengül. Kafamı karıştırma şimdi Elif. Bana bak kızım, şimdi burada biz bize konuşuyoruz. Elif abla bana dedi ki, sen bu akşam bir şey görmüşsün. Gel sen ne gördüğünü bana söyle, mesele büyümesin. Ben bir şey görmedim. Gülenay bana bak, ben seni konuşturmayı bilirim ama gel en iyisi sen konuş. Beni akşam akşam cani yapma. Yavrum, güzel kızım, dadıların dadısı. Kime diyorum ben? Yani ben... Ya Gülendam konuşsana. Yani ben Elif Hanım'ın karnına bir şey sıkıştırdığını gördüm. İnkar edemem yani. Hayır, görmedin. Yok, gördüm, böyle kaşıyor. Ben görmedim diyorsam görmedin Gülenay. Yani görmesem daha mı iyiydi? Onu mu diyorsunuz Medya Hanım? Şimdi Gülenay, sen buradan çıktığın zaman bu akşam gördüklerini herhangi birine söylersen ne olur biliyor musun? Seni kovdururum. Seni geçtim, Naciye'yi kovarım. Aman diyeyim, aman. Yani ne kadar borcu harcı var ben bilemem. Haciz gelir, nesi var nesi yoksa alırlar. Sebebini senden bilir. Aman Medya Hanım, teyzemin zaten çok borcu var, zor durumda. O zaman sen de çeneni kapalı tutacaksın. Şimdi ben kimseye bir şey demezsem teyzeme ilişmezsiniz değil mi Medya Hanım? Ayol, Naciye benim kaç yıllık emektarım. Ay kadının başını yakmak istiyorsan buyur konuş.
Yoksa ben niye ilişeyim? Yani bütün iş sende bitiyor Gülener. Anladın mı beni? Yok tövbe. Tövbe. Ben kimseye bir şey demem. Yok. Yok görmedim ben. Şimdi aç ve hiçbir şey olmamış gibi konuş. Hadi. Alo. Ayşegül abla. Gülendam neredesiniz? Saat kaç oldu? Hadi gelin. Şimdi kalkacaktık. İsmail amca doyamayınca İso'ya. Daha da geç kalmayız. Merak etme. Oldu. Aynen böyle. Aferin. Sen şimdi hiçbir şey görmedin, duymadın, bilmiyorsun. Yoksa önce sen, sonra Naciye. Can geldi. Ne yapacağım? Can geldi. Kızım panik yapmasana, normal davran. Gülenay. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Gülendam, sen ne yapıyorsun burada? İso nerede? Ay şey, Gülenay Naci'yi görmeye gelmiş. Tabii o Naci'yi görmeye gelince deden de İso'yu görmüş. Elif de beni görmeye gelince hepimiz birbirimizi görmüş olduk. Ha, tamam neyse ya, boşver. Oo, bayağı da geç olmuş ya. Çıkmıyor musunuz siz? Hadi bırakayım ben sizi Ayşegül. Sen niye bırakıyorsun ya? Şoför bıraksın. Olmaz öyle şey ya. Kar lastiği yok o arabanın. Yani haberlerde dinlemiyor musun? Acayip kar bastıracak diyor. Ben bırakırım hadi. İyi peki. Gidebilir miyim Hediye Hanım? Ah canımın içi ne demek. Tabii. Sen söylediklerimi unutma yeter. Yoksa... Anam! Hazretleri. İso. Oğlum gel bakalım. Gel. Ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yapıyorsun lan? Of koçum benim. İso çok. Of lan senin kokunu bile özlemişim ya. Ya ben günlük İso dozumu almayınca yapamıyorum da. Anam nasıl da seviyor. Kendi çocuğu olsa bu kadar olur. Bir de bunu doğuracak sanıyor. Ay yazıktır, günahtır. Bunların yüzünden ayrı kalıyor İso'dan. Ne var Gülendam, ne bakıyorsun? Ha, yok hiç. Gülendam hadi çıkalım. Tamam Can abi. Ha? Hadi iyi geceler. Hadi güle güle. Gel sarı gelin. Gel. Demek banka kredisi yüzünden dertlendin geçen. Ay ben de diyorum bu kadının sesi çıkmaz, soluğu çıkmaz, zam zam diye dolanmaz. Demek buymuş sıkıntın. Gülendam sağ olsun. Biraz destek oldu da rahatladım. Yoksa haciz gelecekti vallahi. Gülenay biliyor yani durumunu. Gülendam mı? Biliyor. İyi. Bilsin. Güzel. Anlamadım. Aa yok. Şey diyorum. Yani ailesiniz sonuçta. Kimde varsa onda. Yani yarın öbür gün haciz maciz gelir ödeyemezsen... ...Allah korusun banka gelir alır elindeki evi. Alırlar mı gerçekten? Alır, tabii alır. Banka bu. Hiç acımaz. Ay vallahi gece gece üstüme çöktü yine ağırlığı. Ay sakin ol Naciye. Biz varız sonuçta. Sana 100 lira zam yaptım. Gözün aydın. Bir aksilik olmazsa düzenli gelirin var çok şükür. Ne aksiliği Medya Hanım? Kim bilir Naciye? Kim bilir? Bazen insan en yakınından darbe alır öyle değil mi? Neyse yürü sarı gelin. Naciye'yi daha fazla mekanında işgal etmeyelim. Kolay gelsin Naciye. Bir şey söylemez değil mi? Hiçbir şey söylemez. Güven bana. Bak kendin duydun hallerini. Bu vaziyette işini kaybetme riskini göze alamaz. Gıkını çıkaramaz. Gıkını. İpler elimde. Bak görüyor musun canı? Bıraktı beni burada gelmedi. Ay duyan da cami avlusuna bıraktı sanır. Arıyor. Alo. Geldin mi? Giyeyim mi montumu? Ya Elif hiç sorma yani. Yola çıkılacak gibi değil. Burada acayip bir kar bastırdı. Resmen tipi var. Ne demek yola çıkılacak gibi durmuyor? Gelmiyor musun?
Ya Elif, buradan yola çıkmak mümkün değil. Bak dışarıda deli gibi tipi var. Çok kar yağdı buraya. Orada mı kalacaksın? Öyle gözüküyor valla. Ne yapayım, mahsur kaldım burada. Ne yapabilirim yani? Sen de çıkma. Gitme eve falan. Kal annemlerde. Ben yarın sabah gelip alırım seni. Tamam? Tamam. Hadi bay bay. Gelmiyor. Yollar kapalıymışmış da kar bastırmışmış. Biz burada canımızı dişimize takalım. Can'la o yer cücesi bir araya gelmesin diye her seferinde de kader örsün ağlarını. Yok, bu böyle olmayacak. Naciye, telefonumu bul bana. Hemen arıyorum belediyeyi, açtırıyorum yolları. Olmadı helikopter yolluyorum. Alıp getirsinler oğlumu. Gördünüz mü? Kar fena bastırdı. Ne biçim yağıyor mübarek? Ay, çok kötü kötü yağıyor gerçekten. Oho, helikopter melikopter vız gelir. Görüyor musun sen? Kaldı güzelim oğlan Bücür'ün kulübesinde. Otursun oturduğu yerde zaten. Bu havada yola falan çıkılmaz. Göz gözü görmüyor. Maazallah. Ben gideyim dinleneyim artık. Hadi git kızım, dinlen. Yoruldun sen de. Nesi var bunun? Ay, bir şuraya oturtmadınız. Nesi olacak, hamile? Siz de iyice bunadınız canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kalbim darma duman, senden iz yok.